Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Salam, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz sağlam yaşamağa. Hər zaman olduğu kimi, bugün mən yenidən sizinlə bərabər olacam. Aparıcınız Xədicə Sənan qızı, ünsiyyətimiz 1 saat davamı olacaq. Bugün çox maraqlı bir proqram hazırlamışıq, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İrəliyən dəqiqələrdə artıq anonslarımızı izlətdikdən sonra siz də biləcəksiniz ki, bugünkü qonaqlarım kimdir və biz nələrdən danışacaq. Proqramımız canlı yayımlanır, unutmayın. Əlaqə nömrəmiz 404-11-79-dur və bu anda elə anonslarımızı izləməyə təklif eləyəcəm sizə. Anonslardan sonra isə artıq qonaqlarımı dəvət eləyəcəm. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonaqları Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman doktor mama-ginekoloq Öndər Tulubacı. Sonsuzluq, sonsuzluğa köməkçi metodlar. Süni mağlanma, süni mağlanma genetik ilişkisini konuşacağız. Ve Profesör Doktor Genetik Volkan Baltacı olacaklar. Hafta içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, anonslarımızdan artıq bəlli oldu ki, biz bugün nələrdən danışacaq. Artıq ardı-ardına məhz sonsuzluqla bağlı mövzulara üstünlük verdik, çünki buna həqiqətən də ehtiyac var. Amma bundan əlavə də Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin üstünlüklərindən danışacaq sizə və sırf, belə deyək də, süni mayallanma yolu ilə əgər ailəmizdə sağlamlıqdan əziyyət çəkən övladlarımız varsa da, donor olaraq da dünyaya gəlmiş uşaqlarımız onları tam sağlam etməyə demək olar ki, bu şansı da qazana bilirik. Bu haqda irəliyən dəqiqələrdə danışacağım və yeri gəlmişkən bir anons da etmək istəyirəm. İrəliyən dəqiqələrdə iki dəyərli xanımımız, iki dəyərli anamız bizim proqramımızın qonağı olacaq. Çox təəssüf ki, ilk övladları talasimiyadan əziyyət çəkirlər və çox maraqlı bir, belə deyək, ünsiyyətdən sonra, bir müəyyən bir qərar verdikdən sonra məhz süni mayalanmanın səbəbindən dünyaya övlad gələn sağlam övladlar donor olaraq digər uşaqlara da yardımcı oldular və olacaqlar. Bu haqqda da danışacaq. Daha doğrusu, yaxşı olar ki, bizim dəyərli həkimlərimiz özləri açıqlamanı versinlər. Sadəcə olaraq ipucu verdim ki, bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyəsiniz. Yeri gəlmişkin, bizə zəhd eləyə bilərsiniz. Mən siz zamanı uzatmayacağım və qonaqlarımı dəvət etmək istəyirəm. Beləliklə, Öndər Tulumbacı, mama-ginekoloq və Profesör Dr. Volkan Baltacı. Gəlin, hər ikinizi də xoş gördük. Necəsiz? Xoş gördük, salam. Mərhabalar, xoş gəldiniz. Buyurun, zəhmət olmasa əyləşin. Əslində, Öndər Doktor, sizin haqqınızda artıq demək olar ki, hər kəs eşidib, hər kəs sizi tanıyır. İndi simaca nə qədər tanıyırlar deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, bu sahədə gördüyünüz işlər az deyil. Təbrik edirəm sizi. Və həqiqətən də çox qürur verici bir hissdir ki, bugün Azərbaycanda bu cür peşəkar dəyərli həkimlərimiz var ki, bizə bu işdə yardımcı olurlar. Və əlbəttə ki, digər qonağımızı da bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversiteti Tibb Biologiya və Genetika Fakültəsinin profesor doktoru Volkan Baltacı. Doğru mu söylədim? İsim doğru, kurumda bir değişiklik var ama doğru söylersiniz. Bir daha hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İlk defa mı Azerbaycan'a gelirsiniz? Azerbaycan'a daha önce geldim ama bu televizyon programında ilk defa. Allah yaxşı, düşərli olsun. Teşekkür ederim. Ümid varam ki, bugünkü söhbətiniz çok yararlı olacak. Çünkü həqiqətən də gördüyünüz işler əvəzsizdir, bilirəm, həm Türkiye'de ve bu arada Azerbaycan'a da gelirsiniz, sağ olun. Çünkü həqiqətən də peşəkar həkimlərə bizim çok büyük bir ehtiyacımız var.
illər boyu sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, illər boyu övlad həsrəti ilə yaşayan insanlar, bu bir kənara. Bir də bayaq da qısaca anons etdim ki, əgər evdə ilk övladımız müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, ikinci süni mayallanma yolu ilə dünyaya gəlmiş uşaqlarımız sanki donor olaraq öz bacı və ya qardaşlarına yardımcı ola bilərlər. Bunu hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz, bu haqda danışarsınız. Evet. İstərsiniz başlayalım. İstərsiniz həmən də başlayaq. Bir ipucu verək, anons edək. Çünki irəliyən dəqiqədə iki gözəl xanımımız bizim proqramımızın qonağı olacaq. Onlar daha ətraflı danışarlar bunu. Şimdi həmişə insanlar şey deyə düşünür, Hatice Hanım. Yəni, suni bağlanmaya sonsuzluğa köməkçi bir metod kimi düşünülüyor. Amma suni bağlanmanın genetik ailə də ilişkisi var. Yəni, çevremizdə, qomşumuzda, ailəmizdə mutlaka hasta bir uşaq var. Yəni, bazen cütlər geliyor ki, ikinci uşağının da hasta olmasından korkuyor. Yani bunlarda da suni bağlanma bize kömək ediyor. Özellikle tek gen hastalıkları var, ezeli hastalıkları var, spinal musküler atrofi var, talasemi var, orak hücreli anemi var. Yani bu tip hastalıklarla olan ailede böyle uşağı olan aileler de belki ikinci uşaklarının bundan eziyet çekmesini istemiyorlar. Yani bundan dolayı da suni bağlanma metodu bize bunda da kömək ediyor. Plus. İkinci olarak da evde hasta uşak var. Hem bu hasta uşağı sağaltmak. Birinci maksat bu. İkinci maksat da sağlam bir uşak dünyaya getirmek. Hem de bu sağlam uşak evdeki hasta uşağı da kömekçi olabilecekse işin açıkçası bu bizim için ikinci müspet nokta. Yani suni bağlanmanın böyle müspet şeyleri var. Yani buradan pasiyentlerimize, izleyicilere şu mesajı vermek lazım ki suni bağlanma yalnızca ve yalnızca sonsuzluğa kömekçi bir metot değil. İnşallah yeni nesillere sağlam genetik aile uşaklar vermek için de bir vasıta. Ay ne güzel. Artık telefon hattımızda bir tamaşaçımız var. Bir onu, aha, az sonra onu koşacağız. Ben bir daha əlaqə nömrəmizi nəzərinizə çatdırım. 404-1179-dur. Bugün bizim qonaqlarımız Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin çok değerli əvəz olmaz həkimləridir. Öndər doktor hər zaman bizimlə bərabərdir, amma Volkan doktor ara sıra işləri ilə bağlı önəmli günlərdə gəlib öz işlərini görür və çıxır gedir. Burada əsas odur ki, biz hər zaman söylürük ki, sağlam əgər övlad dünyaya gətirmək istəyiriksə, burada artıq belə bir şansımız var. Sadəcə olaraq doğru ünvana getməliyik və doğru həkimlərlə təmasda olmalıyıq. Onlardan ikisi bugün bizimlə bərabərdir və çox istəyirəm ki, diqqətlə bugünkü proqramımızı izləyəsiniz, çünki bu çox önəmlidir. Yaşından asılı olmayaraq, əgər artıq valideyn olmağa qərarlanmışsınızsa, və bilmirsinizsə, hansı mərkəzə gedib müraciət eləyəsiniz? Çünki bugün süni mayalanma ilə bağlı bir çox klinikalar məşğuldur. Amma keçən dəfə, bilmirəm, proqramımızı izləyə bildiniz yoxsa yox. Hətta Aksana Rəsulova da bilirsiniz ki, proqramımızın qonağı oldu. Sağ olsun, Öndər doktor düz gələ bilmədi. Amma digər həmkarlarınız gəlmişdi. Biz yetərincə məlumatı verdik. Aksananın özü də haradasa 12 il övlad həsrəti ilə yaşayırdı və nəticədə sizin yardımınızla və digər həkimlərin yardımı ilə sağlam bir övlad dünyaya gətirdi və başlıca amalımız da odur ki, biz də izləyicilərimizi marifləndirək, yanlış yerlərə getməsin, vaxt itkisi olmasın deyə, boşu-boşuna pullarımızı xərcləməyək deyə necə edək və kimlərə müraciət edək? Bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyin. Və yeri gəlmişkən, birazdan artıq iki gözəl anamızı biz studiyamıza dəvət edəcəyik. Onlar da öz həyat hekayələrini anlatacaqlar. Düşünürəm ki, burada həm bir balaca, üzücü bir məqamlar var, amma Allah deyir, dərdi verir, onun çarəsini də verir. Elə deyilmi? Ümumiyyətlə, cütlüklə... Aha, zəngimiz var. Gəlin, onu qəbul edək, daha sonra söhbətimizə başlayaraq. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gəldiniz. Siyazəndən Yeganə xanımdır. Buyurun, Yeganə xanım. Salam, Xədicə xanım, necəsiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Mən çox ne istəyirəm müraciət elədim, amma mənə hiç biri qoşmamışdı. Aha. Amma siz məni birinci dəfədə qoşdur, mən həkimlərə bir dənə onsu vaxt verməkdir. Mənə birinci uşağım sağlamdı. İkinci uşağım elə bir doğuldu, dünyaya gəldi. Yara kimi, yara bastı onu. Bir də dırnaqları da yox idi. Diagnozu nə idi həmin uşağın? Diagnozu mən bilmədim, heç mənə demədilər, nə bilim, heç bilmədim mən. Həkimə aparmamışsınız, göstərməmişsiniz? Aparmışdım, dilər ki, irsidir bu. Psoriyoz ola bilərmi? Yaralarla, vücudunda yaralarla doğulmuş və... Dırnaqları yoxdur. 12 saatdan sonra. Sonra əmələ gəldi, yaralar başladı. Biz onu deşirdik.
onu mazdad vururduk. Ama aha, sizin de bana konkret sualınızı verə bilərsiniz mi? Hə, mən evlənəndən sonra yenə təzədən hamilə qaldım. İndi 2 aydır da götürdürmüşəm. O da 6 barmaqlı idi uşaq. Hə, onu dedilər ki, bunun heç bir mənası, bu bilmirdi, bu irsidir, nədir? Onu götürdürdülər. Aha, sonra? Hə, amma mən boş qarnıza malca almamışam. İndi siz yəqin ki, bunu düşünmək istəyirsiniz ki, sual vermək istəyirsiniz ki, süni mayallanma yoluyla həm dünyaya sağlam övlad gətirmək istəyirsiniz, həm də ki, digər o nasaz olan övladımıza sanki donor olaraq. Burada bu... Yox, mənim uşağım öldü. Aha. O uşaq öldü, ikinci uşaq öldü. Ben bu konuda devreye girebilir miyim acaba? Elbette buyurun. Şimdi burada birinci uşak sağlam herhalde. Sonraki uşaklarda problem var. Mesela böyle bir pasiyentte Volkan hocamız belki şunu meslahat görecektir ki hastamız diyor ki boş karnı ne yapabilirim? Bu da burada anadan, atadan kan alınarak ve burada bir genetik inceleme. Volkan Bey bunun daha detayını size verecektir. Olabilsin ki Azerbaycan'da da kohum evlilikleri çok fazla. Çok olabiliyor ki resesif bazen hani şeylerle beraber hastalıklı uşak dünyaya gelebiliyor. Ve bunun da bir testi var. Yani isterseniz Volkan, siz anlatın bu konuda yani şimdi, detaylı olarak birinci elden biz dinleyelim. Sizi çok nadir buluyoruz. Tabii ki. Evet. Aslında genetik hastalıklar sayıca binlerce. Burada bir tanesini maslahat ediyoruz ama binlerce bunlardan bağlanan hastamızın derdi de bir tırnak ve ciltle ilgili problemleri olan ektodermal displazi dediğimiz hastalık grubundan ya da bu cilt lezyonları tam nasıl diye detaylı dinlemedik ama epidermolizis bullosa dediğimiz başka bir hastalık grubundan biri olabilir. Bunlar genetik kökenli hastalıklardır. Anne baba sağlam olduklarına göre bunlar Önder Hoca'nın da dediği gibi otozomal resesif dediğimiz yani maksat şu ki kişilerde gizli taşınır. Genetiğinde taşınır ama kendisinde bulunmaz. Bakınca sağlamdır. Böyle taşıyıcı kişiler hele akraba alarsa daha çok bunlar karşı karşıya geliyor ve hasta çocuk doğuruyorlar. O nedenle bazı çocukları hasta doğuyor. Bu hastamızda da ilk çocuk sağlam olmuş, sonrakinde tutmuş. Şansa tersi de olabilirdi. Şimdi burada biz yeni çocukta da başına aynı şey gelmesin diye suni mayalanmadan faydalanıyoruz hakikaten. O genlerinin bozuk genleri geçmeyen çocukları seçebiliyoruz. Fakat suni mayalanmaya geçmeden önce bu hastamızda teşhis koymak gerekiyor. Şimdi siz de telefonda dinlediniz, kaybetmişler çocukları. Doğru. Ortada çocuk yok. Teşhisi nasıl koyacağız? Biz teşhisi anne ve babada sağlam olmalarına rağmen genetik test yapıyoruz. Ya şüphelendiğimiz hastalığın genlerini tarıyoruz ya da bütün genleri körlemesine de tarayabiliyoruz. Hepsini birden tarayabildiğimiz imkanlarımız var artık. Baştan ayağa bütün genleri, tüm egzom dizileme dediğimiz bir test yapıyoruz. Bir insan evladında yaklaşık 22 bin tane gen vardır hepimizde. Çifttir bunlar. Birini annesinden birini babasından alır herkes. Ve bu genleri taradığımızda biz hata neymiş görüyoruz. İki ebeveyinde de aynı hatayı kontrol ediyoruz. Ve o hatayı tespit ettiğimiz zaman bu sefer suni mayalanma aşamasına geçiyoruz. Evet. Önder Hoca bu bağlanan hanımefendi gibi onlara tüp bebek yapıyor, yumurtalarını topluyor, sperma ile birleştiriyor. Embriyolardan biz birer tane hücre alıyoruz veya birkaç. Biyopsi dediğimiz, PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanı. Bu işlemde aynı bizden nasıl kan götürürler bize test yaparlar. O bebekleri, o embriyolardan da bir hücre götürüyoruz, o embriyoya test yapıyoruz. Embriyolar duruyor. Onlara hiç dokunulmuyor. Onlara zarar vermiyor bu biyopsi. Aynı biz nasıl kan veriyorsak bize zarar vermiyor. Aynı onun gibi. Aha. Onun küçüğü gibi. Ve biz orada bütün embriyoların seceresini anlıyoruz. Hangisine hastalık genleri geçmiş, hangisine taşıyıcı, hangisi sağlıklı görüyoruz. Ve seçtiğimiz embriyoyu Önder Hocalara bildiriyoruz. Önder Hocalar da sağlam embriyoyu transfer ediyor. Böylelikle anne bu sefer garantili bir şekilde sağlam çocuğu dünyaya getiriyor. Bizim daha bir telefon hattımızda tamaşaçımız var. Arzu Hanım hoş geldiniz. Salam, salam. Çok sağ olun.
Xədicə xan, mən həkimləri salamlayıram. Bir də sual vermək istəyirəm Öndər doktora ki, yoldaşım və mən hər ikimiz genetik daşıyıcıyıq, talasemiya deyəsən, həm alfa, həm beta. Bir də ki, bizdə başqa problemlər var da, homosistidin, sistidin kimi problemlər. Yəni, bunu süni mayalanma ilə sağlamsa olabilir. İkinci problem nə idi, Arzu xanım? Sistidin, histidin, homosistidin, amin turşuları, belə mübadilə pozulmaları, yəni. Amin turşuları, mübadilənin pozulması, aha. Soruşmaq istəyirdim ki, süni mayalanma ilə sağlam uşaq ola bilər, yoxsa... Hər iki talasemiya daşıyıcısından süni mayalanma yolu ilə sağlam övlad dünyaya gətirmək olarmı? Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Ben alayım, tabii ki, tabii ki olabilir. Zaten bugünkü herhalde mevzumuz bu. Yani biz sonsuzluğu geçtik, evde uşağa kalabilen ailelere, yani uşağı olan ailelere biz sağlam uşak vermeye çalışıyoruz. Talasemi taşıyıcısı, ana ata talasemi taşıyıcısı, biz burada seçmeliyiz ki, hasta olmayan veyahut da yalnızca bir talasemi taşıyıcısı olacak, hayatını rahatlıkla idame ettirebilecek bir uşak amele getirmek tabii ki mümkün. Yani size şunu söyleyebilirim ki yaklaşık olarak reproduktif sağlamlık merkezinde yıl yarımdır bizim genetik hastalıklarla bize müracaat eden pasiyentlerin bir 35-40 faizi bu şekilde müracaat ediyor. Yani bizim, siz demin söylediniz ya, reproduktif sağlamlık merkezinin diğer merkezlerden farkı bu. Yani sağ olsunlar bizim Türkiye ayağımız Profesör Volkan Baltacı ve ekibi, bu da çok önemli. Genetik kısmının da çok rahat çalışması, güvenilir bir dayanağımız olması da hastalara güvenli neticeleri de veriyor. Daha iki gün evvel bir tane pasiyentimizde ana talasemi taşıyıcısı, ata talasemi taşıyıcısıydı. İlk hamilelik haberini de aldık. Yani ona göre de işin açıkçası bizim işimizde basit görünebilecek işlerden biri bu. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu hastamızla ilgili belki. Evet. Bir de histidinemi problemi var. Bu da genetik bir hastalık. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Bu da iyi bir fırsat oldu ki izleyenlere bildirelim. Bir insan evladında birden fazla hastalık taşınabilir. Biz bununla da sıkça karşılaşıyoruz. Hele biliyoruz ki artık herkeste ortalama 30-40 tane belki daha fazla hastalık taşıyoruz gizli hepimiz. Ama yabancı evlilikleri yaptığımız zaman bunlar denk gelmiyor birbirine. Ama atalar aynı olanda aynı bozukluklar denk geliyor ve aynı bir hastalık değil iki hastalık için hasta olan çocuklar bile dünyaya gelebiliyor. Kompleks hastalıklar veya bir önceki çocuğunda talasemi doğururken bir sonraki çocuğunda başka bir genetik hastalık doğurabiliyor bu çiftler. Biz uygulamalarımızı, temin bahsettiğimiz o genetik uygulamalarımızı, embriyolarda yaptığımız uygulamaları kaç hastalığı varsa tek seferde hepsini birden de ayıklayabiliyoruz. Hem talasemisini hem histidinemisini. Hatta şimdi yeni teknolojik olarak belki onun da altını çizmek lazım. Bu kadar emek verilmiş uşaklara, yeni yapacağımız çocuklara. Bir de şansla meydana gelen biliyorsunuz kromozom hastalıkları var. Down sendromu gibi hani. Bunlar akrabalıkla falan ilgisi yok. Şans eseri olur. Genç hanımları da bulur. Yaşı ilerlemiş olanları daha fazlalıkla bulur. Bu tür hastalıklar da olmasın diye embriyoları ilk hastalık yönden test ettikten sonra ayrıca bir de kromozomlarını da test edebiliyoruz. Aynı seansta. Bu da çok önemli bir gelişme. Ve çocuklar aynı zamanda bundan da sağlam doğuyorlar. Bunu da hani burada bir mesaj olarak söylemiş olalım. 24 çift kromozom, 24 çift kromozom aynı anda taranabiliyor. Evet. Şimdi ailelerde şu da var. Mesela bana çok hasta müracaat ediyor. Doktor ben 2-3 defa düşük yaptım. İnkişaftan kalmalarım oldu. Uşakta anomaliyalar vardı. Biz bunlara da kömek eğiliyoruz. Yani süni mağlanma metodunda o 24 cüt kromozoma bakıyoruz, sağlam olanı veriyoruz. Veya hasta geliyor ki bize, doktor ben ileri yaş hamileliklerde, ileri yaş olan cütlerde veya süni mağlanmada daha önce başka merkezlerde 4-5 defa veya bizim merkezde 4-5 defa süni mağlanma yapılmış. Çok güzel, keyfiyatlı embriyonlar verilmiş. Onlar da netice alamadıklarımızda. Veya şiddetli kişi faktörlerinde, çok sperm miktarı az olan pasiyentlerde embriyoları vermeden önce genetik inceleme yaptığımız zaman hem
suni bağlanmada alınma şansı yukarı kalkıyor. Çünkü genetik olanları ayıklıyorsunuz siz otomatik olarak. Hem de işin açıkçası düşüklerden de hastayı bir şekilde ihlas etmiş oluyorsunuz. Hı hı. Yani işin açıkçası bizim suni bağlanmada genetikle artık tamamen iç içe girmiş durumdayız. Volkan Bey zaten Ankara'da bu şekilde bir merkezin içerisinde. Ve ben işin açıkçası Azerbaycan'da reproduktif sağlamlık merkezinin de bu konuda önce olmasını istiyorum. Bizim reproduktif sağlamlık mərkəzi ilə bağlı bir sujetimiz var. Mən onu təklif edirəm. Gəlin izləyək. Daha sonra isə artıq bu gözəl analarımızı dəvət eləyəcək. Qoy onlar da öz həyat hekayələrini sizə anlatsın. Bizi diqqətlə izləyin. Bugün telefonlarımız susmur. Buyurun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz artıq qayıtdıq və söhbətimizi davam eləyəcəyik. Artıq bizim bayaq bəhs etdiyim analarımız da studiyamızdadır. Bu iki gözəl gənc xanımımız. Allah bütün balları saxlasın. Yaşlarının gənc olmasına baxmayaraq, amma hərəsinin iki və yaxud da ki, üç övladı var. Və ilk növbədə mən sizə yaxınlaşacağım. Çünki ilk məhz reproduktiv sağlamlıq mərkəzinə müraciət eləyən analardan birincisi də siz oldunuz. Birinci özünüzü təqdim eləyin. Adınız nədir? Adım Ləmandır. Ləmandır. Ləman xanım, biraz mikrofonun yaxına saxlayın. Bax, bu Ləman xanım gördüyünüz kimi çox gözəl bir qadındır, çox gözəl bir anadır, çox güclü bir anadır. Bu balaca mələk balamız da Ləman xanımın məhz övladıdır, ilk övladıdır. Çox təəssüf ki, talasimiya xəstəliyinin daşıyıcısıdır, elə deyil mi? Talasimiya xəstəsi idi. Aha, xəstəsi idi. Bəli. Sonra nə oldu? Biraz danışın bizə hekayənizi. Övladım xəstə idi, talasimiya xəstəsi idi. Bunun sağalmasından ötürü sağlam bir övladın dünyaya gəlməsi lazım idi. Süni mayalanma ilə sağlam ona donor. O da öndər doktoru bizə məsləhət gördülər, yanına getdik, şükür olsun bugünə, yəni hər şey qaydasında oldu. Sağlam qardaşı dünyaya gəldi. Ay, nə gözəl. Və ismin də öndər doktorun ismini qoydu. Ay, nə gözəl, adınla böyüsün. Ay, inşallah bütün övladlarımız şəfa tapsın. Bacının qəhrəmanı oldu. Bəli, düz bir ildir mələk əməliyyat olunubdur. Artıq yavaş-yavaş. Hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Sümük iliyin haqlı yapıldı yani. Bəli, sümük iliyin transplantasiyası olundu. Deməli, süni mayallanma yolu ilə dünyaya gələn üçüncü övlad bizim mələk balamızın donoru oldu. Həm həyatının xilaskarı oldu, həm də gözəl bir. Bu iş Azərbaycanda başa gəldi. Burada süni mayallanma, burada öndər doktor elədi. Əməliyyatımız da talasimiya mərkəzində oldu. Nə gözəl. Nərgiz doktor elədi, yəni onun sayəsində. Sağ olsun. Hər iki doktorların sayəsində, hər iki övladım sağ-sağlam yanımda. Çox şükür, çox şükür. Mən çox azacıq mələk balamla danışmaq istəyirəm. Mələk, necəsən? Yaxşıyam. Heç bir yerin ağramır ki. Özünü yaxşı hiss edirsən. Yaxşı hiss edirəm. Qaqaşı çox istəyirsən. Çox istəyirəm. Sən bilirsən ki, o qaqaş sənin həm ömür boyu sənin dayağın olacaq və eyni zamanda o da sənin qoruyucu mələyin oldu. Bildin? Canımsan mənim. Nəsə demək istəyirsən, bəlkə salam göndərəsən qaqaşına, bacına buradan. Həm bir əl salla onlara, bəlkə səni izləyirlərsə. Bilmirəm, indi görə bilirlər, yoxsa yox. Amma yenidən. Növbəti anamızı da sizə təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi o da çox gəncdir, cavandı və bunlara baxmaraq, onun da ailəsində qısa bir zamanlıq, belə deyək də, bir çətinlik oldu. Eyni problem sizdə də oldu, elə mi anladığım qədər? İlk övladım, biz ikimiz də yoldaşımla daşıyıcıyıq, talasimiya daşıyıcısı. İlk övladım xəstə doğuldu. Beta talasimiya ağır forma diagnozu qoyuldu. 4 aylığında bildik. Məsləhət elədik həm hematoloqla, həm ginekoloqla. Bizə məsləhət gördülər ki, süni mayalanma edək. Süni mayalanma üçün də yaxşı ünvan axtarırdıq. Çünki
stresliyim. Həm psixi, həm mənəvi, həm maddi cəhətdən stresli keçən bir zamandır. Onun üçün də biz güvənilir bir yer istirdik və bizi çox dəyərli həkimlərimizdən biri, mənim ginekoloqum Gülnar xanım yönləndirdi reproduktiv sağlamlıq mərkəzinə. Öndər bəy sağ olsun, indiyə nə qədər yadımdadır həmin gün. Mən necə ağlay-ağlay içəri girdim, amma necə ümid dolu çıxdım içərdən. Öndər bəy o qədər pozitiv enerji verdi. Sən narahat olma, bizim 2 il bundan qabaq bir xəstəmiz olmuşdu. O da sağalacaq, narahat olma, sizin də sağlam uşağınız olacaq. 2017-ci ilin yanvarından iyul ayının 1-nə qədər 6 aylıq bu prosesdə Öndər bəydən bizdən müxtəlif analizlər götürdülər. HELA analizi üçün, PCD analizləri üçün göndərildi Türkiyəyə. Volkan doktorla da şəxsi tanışlıq oldu. Çox sağ olmamızı bildiririk burdan. Oradan cavablar gəldi və bizə 2 embriyon və sağlam uşağım dünyaya gəldi, biri tutdu. Çox şükür Allaha. 6 aylıq olanda ili nəqli üçün mərkəzə müraciət elədik və növbəmizi aldıq. İnşallah may ayında da transplantasiyasıdır. Biz hələ hazırlaşırıq. İnşallah o da qızımızdan mələk kimi sağalar. Bir də balaca bir dənə bir söz demək istəyirəm analara. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqları valideynlərinə. Birinci xəstəliyi özünüzə mənim uşağım niyə oldu yox, mən bu uşağı necə xilas eləyə bilərəm fikirləşin. İkinci xəstəliyi qəbul eləyib güvəndiyiniz həkimlərlə bir yerdə yola çıxın. Çünki təkcə valideynin ya da təkcə həkimin istəməyi ilə alınmır. Hamınız bir yerdə çininizdə bir möhkəm əl hiss eləyin, sizə bir qardaş və yaxud sizə bir bacı olsunlar həkimləriniz. Bizi şəxsən ailəsinin üzvü kimi görüb Öndər bəy. Yəni, öz həkimimizdir deyə demirəm, mən ora gedəndə öz evimə gedirmişəm kimi hiss eləmişəm həmişə. Ona görə də xahiş eləyirəm, talasmiya ilə yaşatmayın, talasmiyadan xilas eləyib sağlam yaşadın övladlarınızı. Nə güzə. Çox qəşəng bir çağırış oldu həqiqətən, sanki öncədən hazırlanmış kimi. Amma doğrudan da bir ananın açıq etirafından gözəl heç bir şey ola bilməz və əlaxsus da yəqin ki, bu kimi problemlərə rastlaşan ailələr daha yaxşı anlayar. Allah heç kimə nəsib eləməsin, amma yenə də söyləyirəm, bu kimi problem var da bunun çözümləri də var. Çünki talasemiyadan əziyyət çəkən yetərincə bizim körpələrimiz var, xüsusi mərkəzimiz var, bu işlərin üzərində çalışan çox dəyərli insanlarımız var. Amma eyni zamanda doğrudan da nə gözəl bir çıxış yolu var artıq. Dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli valideynlərimiz, diqqətlə izləyin proqramımızı və bu işdə biz də sizə kömək edəcəyik və böyük bir şansımız var bugün. Hər iki dəyərli həkim bizimlə bərabərdir. Mən burada bir ekləmək istiyorum. Buyurun, buyurun. Bakın burada bir şey var, hastalık durumu var. Ben yeni evlenen cütleri şuna davet ediyorum ki, olabilir Azerbaycan'da, bu regionda talasemi çok fazla. Olabilir ki, kişide talasemi taşıyıcılığı olabilir, kadında da olabilir. Uşağınızın hasta olmasını gözlemeden sağlam uşak dünyaya getirmeye çalışalım. Yani hem hekimlerin işi daha kolay oluyor öyle olunca, iki tane talasemi taşıyıcısından sağlam uşağı seçerek verelim. Daha da iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu konuda bir hekim olarak görevimiz aslında hastalıkları sağlamaktan ziyade bunu kabaklamak doğru, olmalı. Doğru, daha önce. Düşünüyorum, dünyaya sağlamaya bak. Ve işin açıkçası sağ olsunlar bu pasiyentlerimiz sayesinde de bize o şekilde müracaat edenler de çok oluyor. Diyorlar ki doktor ben istemiyorum talasemi hastam olsun diye. Yani uşaklarını düşünürken o şekilde. Veyahut da tutuyor yani... Tarama testlerine girmeden önce diyor ki ben suni bağlanma yaptıracağım. Ben burada talasemiden hılas olmak istiyorum diyerek bize müracaat eden o kadar çok hasta oluyor ki. Bir küçük şey de hani eğer süre uygunsa hemen ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu genetik hastalıkların tedavileri ya yok ya çok zor. Anneler en iyi biliyorlar. O nedenle Önder Hoca'nın dediği gibi koruyucu hekimlik, şimdi genetik bilimindeki yeni teknolojik ilerlemeler o kadar büyük imkanlar yaratıyor ki sadece şu kadarını söylesem, biz artık bir hücrenin içindeki bütün genleri çok ucuza, düşük maliyetlerle ve çok güvenilir olarak tarayabiliyoruz. Böylelikle hani uşaklar doğunca topuk kanı alınıyor ya, kontrol edilsin diye, o topuk kanından
sadece bu fenilketonür falan değil, bütün 17-18 tane hastalığı tarayabilen platformlar yapmış durumdayız. Bunun içinde talasemiler de var. Dolayısıyla çocuğun hastalık bulguları çıkmadan daha doğduğu gün aile anlayabiliyor ve ona daha böyle kömek eylemek için biraz daha imkan oluyor. Hatta anne baba çocuk sahibi olmadan gelip, Önder Bey'le belki bir sonra bunu anlatırız, bende bir hastalık, gizli taşıyıcılık var mı diye tarama testlerimiz var. Buna girmeleri, daha çocuk sahibi olmadan önce önlem almalarını, belki de bu suni mayalanmadan faydalanmalarını sağlar. Mesela şöyle oluyor, kohum evlilikleri çok fazla. 70% kohum evliliği var. Öyle. Geliyorlar cütler, bize şunu istiyorlar. Doktor, acaba kohum evliliğinden dolayı hasta uşak doğurma riskimiz var mı? Biz bak, bunu bu test ettirmek cevabını istiyoruz. Diyorlar. Biz kısa aradan sonra verecek. O da ki evet. Dikkatiniz bizde olsun. Sağlam Yaşamağın müdəfəki qonaqları Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman doktor, mama ginekolog Öndər Tulubacı. Sonsuzluq, sonsuzluğa köməkçi metodlar, süni mayalanma, süni mayalanma genetik ilişkisini konuşacağız. Və Profesör Doktor Genetik Volkan Baltacı olacaqlar. Həftə içi 5 gün İctimai kanalda biz sizinləyik. Hoş geldiniz proqramımıza. Qısa aradan sonra söhbətimizi davam etdiririk və anonslarımızdan artıq bəlli oldu ki, biz bugün nələrdən danışırıq. Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Həddindən ziyadə telefonlarımız çoxdur, amma çalışacaq ki, müəyyən izləyicilərimizi telefon xəttimizdə çox gözlətməyə, qoşaq suallarını verə bilsin. Amma digər izləyicilərimiz, hansılar ki, məhz proqramımıza qoşula bilmədilər, narahat olmayın. Ara sıra ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə Öndər doktor hər zaman buradadır, Volkan doktor da sağ olsun ara sıra gəlir, amma ən əsası bütün işləmlər bərabər görülür. Hə, artıq ekranda da görürsünüz. Odur ki, heç də narahat olmayın, bütün işləmlər yüksək səviyyədə icra olunur və çox maraqlı da və yaxşı bir devizimiz olacaq ki, sonsuzluğa artıq son qoyaq və ən əsası ailələrimizə sağlam övladları bəxş eləyə bilək. Təbii ki, Allahın və yerdə də sizlərin kömək nəticəsində. Telefon xəttimizdə tamaşaçımız varmı? Qoşacaqlar az sonra, o zaman biz başlayaq. Bir çox izləyicilərimizin sualları bundan ibarət olur ki, ümumiyyətlə, genetik izləm bu çox önəmlidir. Hər bir kəs istəyir ki, sağlam övlad dünyaya gətirsin. Bu sırf yalnız və yalnız süni mayalanma yolu ilə mi izləmək olar, yoxsa bunun başqa yolları da var? Ben cevap vereyim. Şimdi genetik problemleri önce tespit etmek gerekiyor. Tespiti biz ister hasta doğmuş çocukta yapalım, önceki uşakta, ister doğrudan annede babada yapalım. Önce genetik problemi tespit ediyoruz. Onu ondan sonra aileye bırakıyoruz. Hangi yolla sen ikinci uşağı sağlam etmek istersin? Suni mayalanma tercih edebilecekleri gibi kendiliği özünden de gebe kalıp anne karnındayken de bu çocuk hasta mı değil mi onu anlayabilirler. Buna da prenatal tanı diyoruz. Ancak burada sıkıntı şudur ki bu uygulamayı hamileliğin en erken 10. 11. haftasında CVS dediğimiz o eşten, plasentadan parça aldığımız yöntemle anlıyoruz. Ya da 16. haftada 4 aylığa denk gelir. Anne karnından su alarak amniyosentez dediğimiz sıvıdan anlıyoruz. Ve burada test ettiğimizde sizin uşağınız hastadır ya da sağlamdır diyoruz. Sağlamsa ne güzel, her şey yolunda. Ama hastaysa annenin tek çok şansı tersi. Gebeliği sonlandırmak. Dolayısıyla, bu daha risklidir, tabii, daha büyük bir stresli bir gazın için. Suni mayalanma anneyi ondan koruyor. Çok güzel bir şey. Bir şey daha söyleyeyim, belki senin de ilave edeceklerin olacaktır. Biz buna artık sadece bu annelere bu testi yaptığımızda, bu suni mayalanmayı, sadece bu genetik hastalıkları değil, aynı zamanda kanserli ailelerde, kanser taşıyıcı tipte kanserler var. Meme kanserleri böyle, kolon kanserleri böyle, bazı akciğer kanserleri, yaygın inherited dediğimiz kalıtsal formda kanserler böyle. Bunların genlerinin de olmadığı bebekleri seçip veriyoruz ki o aileler için artık alt kuşaklarda kanser işi bitsin diye. Ay ne güzel. Çok, yani yeni nesille sizde mesela ailede döşlerde kanser riski var. Bu da tabii ki genetik elbette olarak geçen bir üçüncü şey. Üçüncü nesle belki ötürülebilirler. Siz ileride tabii kız uşağınızda o kanserin olmamasını engelleyebiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Mükemmel bir şey. Çok güzel. Her anne baba ister ki elbette uşağında hiçbir tabii hastalık olmasın.
Yani profilaktik olarak hatta bu çözülüyor. Hatta çok popüler bir şey vardı. Biliyorsunuz Angelina Jolie hani kendi göğüslerini aldırttı. Bu kanser genini taşıdığı için. Fakat izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Mesela Angelina Jolie'nin yaptırdığı o işlemde bu göğüslerini aldırmak veya rahim ve yumurtalığını aldırmak bile kadını kanserden %100 korumuyor. %4-5 kadar başka yerlerinde kanser çıkma riski, genlerinde var çünkü. Çıkma riski devam ediyor. Bayağı bir koruyor ama gene de tam engel olmuyor. Onun için bu teknoloji alt kuşakta onu tamamen bitiriyor. O zaman əbəs yerdən bu fikirlər yayılmır ki, süni mayalanma yoluyla dünyaya gələn uşaqlarımız %100 sağlam doğula bilir. Yəni bu şansı biz tabii ki qoruyub saxlaya bilirik. %100 demək doğru deyil ama genetik hastalığa son diyoruz biz. Ama en əsası bu da bir az bir iş deyil. Məntiqi düşünsək, yəni bir qadın əgər hamilə qalırsa və 3-cü və yaxud da ki 4-cü ayda müəyyən testlər aparılıb da bətnindəki övlad nə qədər sağlam olub olmadığını aşkarlayıb, daha sonra çox təəssüf ki, müəyyən bir xəstəliyin daşıyıcısını aşkarlamaqdansa və hamiləliyi sonlandırmaqdansa daha məntiqlisi öncədən süni mayalanma edib də dünyaya sağlam övlad gətirmək daha doğru bir addım olmaz mı? Kesinlikle. Məncə ən doğrusu kesinlikle da budur. Və bir də bəlli artıq çox maraqlıdır ki, xəstəliklər gəncləşdiyi üçün bizdə həyat rejimi də bilirsiniz ki, artıq fərqli olub. Bütün dünyada məncə bu belədir. Artıq əvvəllər tutaq ki, ən gec 27-28 yaşlarında doğumlar olurdusa, bugün artıq 40-40-ın üzərində olan doğumlar icra olunur. Elə deyilmi? Və 40-ın üzərində olan yaşlardakı qadınların yumurta rezervləri də axı azdır. Doğru. Burada bizim nə qədər şansımız var? Tutaq ki, bir qadından 3 yumurta hücrəsi götürülürsə və bir də burada genetik bir izləm olunursa, burada nə qədər şansı var ki, heç olmasa sağlam embriyon olub da qadının hamilə qalması. Bizim bununla ilgili bir çözümümüz var. Aha. Biz ona havuzlama diyoruz. Hı-hı. Pooling yöntemi. Yani süni mağlanmaya geldiniz. 39-40 yaşındasınız. 3 tane yumurta toplandı, döllendirildi. Biz bunu döndürüyoruz. Hızlı dondurma yöntemleri var. Hı-hı. Onu alıyoruz, köşeye koyuyoruz. Bir ay fasla verdikten sonra sonraki ay yine topluyoruz. Elimizde yeterli sayıda embriyon amele geldikten sonra ve iyi kalitede embriyon amele geldikten sonra bunlarda genetik inceleme yapıyoruz. Hı-hı. Yani siz bununla beraber hem verilen embriyo sayısını daha aşağı indirmiş oluyorsunuz, düşürmüş oluyorsunuz. Doğru. Hem de 24 cüt kromozom bakıldığı zaman 40 yaşındaki bir hanımda adi yolla bir süni mağlanma şansı 20% iken siz genetik inceleme yaptığınız zaman onun 35 yaş ve altındaki hasta grubuyla aynı şansı vermiş oluyorsunuz. Hı hı. Yani bana mesela şöyle hastalar geliyor. Doktorum ben 42 yaşındayım, 43 yaşındayım ve ben tüp bebek istiyorum. Ama şansımın da yüksek olsun, diğer genç cavan hasta grubuyla aynı olsun diyorlar. Yani biz bunlara bu yöntemi tavsiye ediyoruz işin açıkçası. Yani bu sefer topluyoruz, yani genetik inceleme yaparak aynı şansı ulaştırıyoruz. Veya hasta şey diyor, doktor diyor ben bir tane embriyo, bir tane uşak istiyorum, sağlam olsun. Doğru. Bir olsun. Çünkü ikiz olmasın, 300 olmasın diyor. Bunlara da mesela genetik ince embriyo sayısını aşağı düşürebiliyorsun. Bunlara müdahale edebilirsiniz mi? Tutak ki ana ben tek bir şahs diyeyim. Orada belki mesela şöyle bir şey de yeni gelişmeler bize imkan sağlıyor. Bu embriyoları taradığımız genetik tarama testlerinde teknolojiler artık çok çözünürlüğü yüksek bir tarama imkanı sağlıyor. Sizin de temin söylediğiniz gibi anne yaşı arttıkça yumurtaların içindeki kromozom bozukluklarının oranı artıyor. Hı hı. Bu artış diyelim 20'li 30'lu yaşlarında bir anne için %20-30 faizken yani 10 yumurtasından 2'si 3'ü bozukken 40'lara geldiğinde 5'i 6'sı bozuk hale geliyor. Hı hı. Bayağı yükseliyor. Burada uyguladığımız şimdi son zamanlarda uyguladığımız NGS diye bir yöntem var. Next Generation Sequencer dediğimiz. Bu yöntem aynı televizyonun piksel şeyi gibi sayısı gibi çözünürlüğü yüksek olarak genetik yapıyı, kromozomları analiz ediyor. Verilere göre hem bizim kendi verimiz hem dünya verisi 40 yaş üzerindeki kadınlara bu yöntemi uyguladıysak ve bu yöntemden yöne sağlam embriyo bularak anneye transfer ettiysek gebelik oranı 46% kadar oluyor. Düşünün genç annelerin gebelik oranının kadar oluyor neredeyse. Ve düşük oranı da %4'lere kadar iniyor. Yöntem eğer o anneye bu embriyon sağlam dediyse. Hı
Biz bazısında da bu annelerin, 40 yaş annelerin bütün embriyolarına bu yöntemle bakmamıza rağmen sana verecek embriyo yok diyebiliyoruz. Yani çözünürlüğü yüksek bir şeyle tarıyoruz çünkü. Bunu da burada bir hatırlatmak istedim. Veya şöyle de olabiliyor. Tekrarlayan suni bağlanma başarısızlıkları. Siz 40 yaşında değilsiniz. 28 yaşındasınız, 30 yaşındasınız. Hasta çok merkez geziyor. Orada toplanıyor 15 yumurta, 20 yumurta. Netice yok. Ve doktor da diyor ki çok güzel embriyolar verdim ama netice yok. Onlarda da. Yani siz hasta geliyor karşınıza. Gerçekten bu bir dram yani. İyi kalitede embriyo verdi, ne oldu? Hadi oturup düşün. Hayır. Burada da suni bağlanmayı yapıyorsunuz. Genetik inceleme yapıyorsunuz. Volkan Bey'in bu konuda söylediği gibi belki elinizde sağlam embriyo yok. Hastaya bunu gösteriyorsunuz. Yani bunun sebebi bu. Yani çok verilse de verilse olarak hastaya da gösterebiliyorsunuz. Ama her zaman şunu da düşünmek lazım. Benim bir terimim var ki kızıl embriyoyu her zaman tapmak mümkün. Kızıl yumurtayı tapmak mümkün. İnşallah her pasiyente o kızıl yumurtadan vardır diyorum. Elimizi her ay attığımız zaman oradan bir kızıl yumurta taparsak hamilelik olabilir diyorum. Kimse ruhtan bu konuda düşmesin. Ay ne güzel. Aslında sizinle söhbet edeyde o kadar o enerjinizi hissediyorum ki ebesiyle Aksan'a bana söylemedi. Hakikaten dedi ki Hatice bu bir mucizedir. Ve hakikaten de biz istedik ki insanlara yardım edek. Ve programdan sonra bana da direkte çok insanlar yazır ki biz de istedik. Bizim de imkanımız yoktu ama bizim imkanımız yalnız buna yetir ki biz sizi mariflendirek, biz sizi yönlendirek. Bu çok büyük bir işti aslında. Çünkü yine de söylüyorum bugün yeterince merkezler var, yeterince hekimler var ki individual olarak bu işlerle meşgul olur ama neticesi, esas neticedir. Ve çok teessüf ki yani elimizde olan imkanları biz hamısını gösterebilmeliyiz. Sadece olarak bir arada söylürdüler ki eşi indi bir iş de oldu. Her bir kez de bütün günü bütün programlarda bu izah olunur. Sırf Aksana ile bağlı. Ama burada mesele ne de Aksana tanınan bir şəxs olduğu için ve kütle onu tanıdığı için biz size sadece bir nümunəni təqdim edirik. Ama yüzlerle elə insanlar var, minlerle aileler var ki həqiqətən də bu sevinci yaşayır ve təkcə dünyaya övlad gətirmək deyil. Biraz önce iki gözəl ananızı biz sizə onların həyat hekayelerini təqdim etdik və burada baxın, əgər ailənizdə ilk övladınız hər hansı bir xəstəliyin daşıyıcısıdırsa və əlbəttə hər bir övlad bir ana için onun canıdır, onun həyatının büyük bir anlamıdır və burada bravo demək istəyirəm o analara ki, həyatlarını fəda edirlər övladlarına görə. O kadar hadiseler izleyirik ki, kim ki hatta hiç, belə deyək də, dünyaya övladı getirir, orada artık müəyyən bir diagnoz qoyulur, hemen de övladından etiraz edir ki, mən istemiyorum artık o övladı. Ama bu kimi analarımız da çoxdur, mən onların karşısında baş eğirəm. Çünkü hayat her birimizde bir dəfə verilir ve bu hayat bizim için bir sınaqdır. Ve bu sınaqda biz elə keçməliyik ki, sabah dünyaya getirdiğimiz o övladlarımız da normal sağlam hayatlarına qovursun. Bax, burada da süni mayallanma yoluyla dünyaya ikinci övladınız sağlam gəldikdə, donor olarak digər hər hansı bir xəstəliyin daşıyıcısı olan uşağa donor ola bilər. Ve nəticədə ailənizdə iki sağlam övlad böyüyə bilər. Ne güzel. Evet. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, biraz mərkəziniz haqqında danışasınız. Bax, işləmlər necə aparılır? İndi siz danışdıqca düşünürəm ki, kaş ki, tutaq ki, yeni evlənən cütlüklər, hətta yəni yaşı da normal olan insanlar artıq bu işə üst tutsunlar. Nə üçün? Çünki dünyaya sağlam övlad gətirəcəklər. Evet, Reproduktiv Sağlamlık Mərkəzini, aslına bakarsanız ben Azərbaycanda 2004 yılından beri... Mən çox sizə eşitmişəm, evet, Önder Doktor. 2004 yılından beri çalışıyorum. Benim Azerbaycan'a gelmeme de vesile olan Profesör Doktor Volkan Baltacı'dır aslında. Benim yani sebepkarım odur. Yaklaşık burada 14 yıllık bir geçmişimiz var. Ama Reproduktif Sağlamlık Merkezi'ni 2014 yılında kurduk. Devlet bünyesinde kurulan bir kurum. İşin açıkçası bizim, siz de takdir edersiniz ki eskiden 2004 yılın evvelinde Azerbaycan'dan suni bağlanma yapılmıyordu. Sonrasında Azerbaycan serhatlarında suni bağlanma yapıldı ve bu 14 yıl içerisinde ciddi anlamda bir inkişaf var. Hem merkezler açıldı, hem insanların bu konudaki bilgi arttı, siklus sayıları arttı, hastaların bu konuda bilinci de arttı. Ama artık iş öyle noktaya geldi ki kaliteli merkez bulmak. Doğrudur. Şimdi ginekolog arkadaşlar bu işle meşgul oluyorlar. Biz şimdi burada kendimizi tariflemeye gelmedik.
Yok, ama elbette. Şimdi her hekimin özüne ait bir hasta pasiyent grubu var. Ama işin açıkçası ben pasiyentlere şunu meslahat görürüm ki bir suni bağlanma yaptırmaya çalışırken hekimin adını bir köşeye bırakalım. Ününü bir köşeye bırakalım. Yaptığı işlere bakmak lazım. Doğru. Niçe yıldır bu işle meşgul? Bir. İki, bu işle ilgili olarak bir ekibi var mı? Bu işle ilgili olarak ne kadar tecrübesi var? İçerideki laboratuvardaki avadanlığı, içeride işleyen embriyolog arkadaşların keyfiyatı, beraber işlediği insanların keyfiyatı, bunlar çok önemli. Yani suni bağlanma işi tamamen bir mekaniki bir iş. Ama bunu yönlendirmek, pasiyenti daha önceden güzel hazırlamak, düzgün yönlendirmek de başarının esas rolü. Elbette evet. Burada embriyologların da işleri. Tabii embriyologlar, aşbazlarımız bizim onlar. Doğru. Yani. Aşbazlarımız. Yani eğer ki bir restoran açtınız, içeride aşbazınız kötüyse herhalde ne kadar dışarısı lüks olursa olsun, istediğiniz ne olursa olsun bu işin neticesi olmayacaktır. Ve şunu da söylemek istiyorum ki ben 2004'ten beri çalışıyorum. Herhalde ben yani hastalara da diyorum, herhalde kötü bir iş yapsaydım ben burada olmazdım diyorum. Yok estağfurullah, her geçen de biz her zaman bunu evet. söylüyoruz. Çünkü en esası Azerbaycan'la Türkiye arasında bilirsiniz ki kardeşlik, biz hiçbir zaman ayrılmazdık. Ve bu işte Azerbaycan'a gelip bizim ailelerimize bu sevinci yaşattığınıza göre ben de onların adından size teşekkürümü bildirmek istiyorum. Çünkü onlar da az değil. Ve bu işe biz madem ki beraber yola çıktık, biz de öz, sağlam yaşamak adından yardımcı olacağız ki doğru ünvana yöneldi, ki doğru insanlarla üzləşsinler, vaxt itkisi olmasın. Çünkü axı burada yalnız 30'un üzerinde veya 20'in üzerinde olan kadınlar cütlükler değil, burada 40'ın üzerinde olan insanlar da var ki onların evet. da hakkıdır. Amacımız Azerbaycan sınırları içerisinde bu işin hallolması. Düşünelim ki mesela bir öyle hastalarımız var ki, mesela Aksana Hanım gibi meşhur insanlar, buradan ayrılacak vakitleri yok. Bu insanlar eskiden Türkiye'ye yüz tutuyorlardı. İran'a gidiyorlardı. Bu yakın ülkelere gidip bu işleri hallediyorlardı. Yani şimdi artık bunun etmek Azerbaycan sınırlarında yoktu. Olması çok güzel bir şey. Herkes bize şeyi de soruyor. Yani ben bazı sorular, özel suallere de cevap vermek istiyorum. Mesela biz burada suni bağlanma genetik ilişkisinden bahsettik. Pasiyentlerin sorduğu sual şu. Siz bunu burada mı yapıyorsunuz, Türkiye'ye mi gönderiyorsunuz? Burada biyopsiler alınıyor. Yani düşünün ki siz size bir kan diagnoz konulurken ne yapılıyor? Kan götürülüyor. Doğru. Bizim burada da embriyomuzdan küçücük bir parça götürülüyor. Ve bu embriyona hiçbir ziyan verilmiyor. Hiçbir ziyan verilmiyor. Yani merkezimizde zaten bununla ilgili bir lazer sistemimiz var. Yani işin açıkçası bu işte birazcık hafif tecrübesi olan bir insan bilgisayarın başına geçip bu işi yapabiliyorsa o çok rahat bir şekilde, atravmatik bir şekilde bu iş halloluyor. Embriyonuz burada kalıyor. Bizim elimizde kalıyor. O konuda narahat olmayın. Hiçbir yere götürmüyoruz. Ve bunun neticesi geliyor. Ve artık ben istiyorum ki bir Azerbaycanlı yerinde oturarak sınırları geçmeden bütün işlemlere, bütün her şeye sahip olabilsin. Doğru. Yani dediğim gibi yani evet. Sağ olsun, evet. En çok sorulan suallardan biri de budur ki, bir kadın neçə dəfə bak bu işlemlerden keçə bilər? Çünkü söylenenlere göre bir çox ağır dozlarda hormonlar istifadə olunur. Bu sonradan Allah korusun müəyyən kanserle doğrudur. Ha, xəstəlikləri yarada bilər mi, yoxsa bilməz mi? Və bir kadın ümumiyyətlə həyatı boyu evet. nə qədər süni mayalanmadan? Ben size kendi örneğimi vereyim. Benim 21. denemeden hamiləm var. 21. Tek bende yapan değil. İsrail, Türkiye, Gürcistan, 21. Rusya, pek çok merkez dolaşmış. 21. denemede hamile kalanımız var. 13-14 denemeler artık şey, ben kendi Instagram hesabımdan zaten paylaşıyorum. Yıllar sonrasında uşağa kalan insanları paylaşıyorum. Volkan Bey zaten bu konuda tecrübesi çoktur. Yani evet. Tabii kadınların kümülatif olarak çok büyük bir kısmı, İlk deneme, ikinci ve üçüncü deneme. Bu grupta vakaların, yani eve çocuk götüren ailelerin %80-90'ı burada bitiyor. Konuştuğumuz ekstrem örnekler. Çok nadiren deneme sayısı çok çok yükselen hastalarımız oluyor. Burada bir sınır yok. Yani bilim demiyor ki en fazla 10 kere yapın demiyor. Kadına bir zararı var mı? Bilimsel olarak gösterilmiş
heç bir zararı yox. Yəni, sonradan xərçəng kimi bir xəstəliyin yaranmasına bir zəmin ola bilərmi və yaxud da ki, başqa bir yox, xəstəlik? Yox, verilən hormonlar da kanserojen deyil, hepsi progesteronla desteklənmiş ilaçlar. Kanserojen deyil, Öndər Hoca da evet. söylər. Və müdahalələr də ağır cerrahi müdahalə deyil, basit bir aspirasyon işlemi. Tabii verilen anestezi bile genel büyük bir anestezi değil. Öyle hortum yutturulan anestezi hı hı. değilse de o analjezi dediğimiz hasta sorulara cevap verebiliyor, konuşabiliyor. Daha masum işler tabii ki neticede steril ortamda yapılan bir müdahaledir neticede. Hani çok böyle hafife almak gibi söylemiyorum. Bir riski vardır mutlaka. Ama böyle bilimsel olarak ayrı bir belirteceğimiz bir risk yok açıkçası. Bir de yumurta rezervini azaltma kimi bir problem yaşayabilir mi? Yok. Şimdi şöyle düşünün. Yani siz sofraya yani hanımlar o suali veriyor. Ben de kaç defa 3 defa toplandı yumurtalık rezervim bitmiş midir? Hı-hı. Yani zaten hanımlarda o az olduğu bir tane için bu işlemler yok, yok. Bir tane dominant folikül yetişiyor. Mesela aha. atıyorum yani bir 7-8 tane yumurta yetişiyor. Başta yetişiyor. Onlardan biri dominant oluyor. Zaten diğerleri atılıyor. Hmm. Biz bunların 7-8 tane hepsini yetiştiriyoruz iğneyle. Zaten onsuz da onu siz atacaksınız. Biz onu toplasak o zaman topladığınız da. Anda ancak o dominantı mı götürürsünüz? Hayır, yoksa hayır, hepsini topluyorsunuz. Onu götürürüz ama o sizin rezervinizi aşağı salmaz. Aha. Yani bir tüp bebek uygulamasında bir kadında biz yumurta topladığımız yumurtayı buna tüp bebek yapmayaydık. Kendi zaten o kadar yumurtayı kaybedecekti. Bir tane değil. O da bir sürü yumurta yola çıkıyor. Olgunlaşmak için içinden bir tanesi olgunlaşıyor. Hı hı. Halbuki biz yola çıkanların tamamını olgunlaştırıyoruz o ay. Hı hı. Kayıp aynı yani. Yani siz tüp bebek yaptırarak rezervinizi aşağı salmıyorsunuz. Onu ay, kesin yazabilirsiniz. En çok suallar, ünvanlanan suallardan biri buydu. Ve bir de ki tutaq ki artık geldiler, bu işlemlerden keçdiler. Pozitif bir cevap aldı, kadın hamilədir. Qadının bu 9 ay boyunca izlənməsi, sonlandırılması sizin sağlamlıq mərkəzində bu hər tabii bir şey bizim mövcud tarafımızdan mu? Oluyor. Yani ben aynı zamanda mama ginekoloğum. Aslına bakarsanız şimdi hastalar bu yolla yöntemle uşağa kalan hamileler korkuyorlar. Bize yapışıyorlar böyle sıkı sıkı yapışıyorlar ki doktor bir yere gitmeyin, Türkiye'ye de gitmeyin, biz takip edin. Son doğumu da siz yaptın. Bu hamileliğin adi hamilelikten hiçbir farkı yok. Tabii. Yani normal bir hekim tarafından da bunun muayenesi yapılabilir ve ikinci de şu son zamanlarda çok popüler olan konulardan biri şu ki bu uşaklar normal tabii yolla mı olacaklar kesir yoluyla mı olacak? Hep bana sorulan sorular bu. Yani normal doğurabilirsiniz bu normal bu uşak. Yalnızca ben şöyle diyorum reproduktif sağlamlık merkezinin laboratuvarında bir uşak bahçesi gibi fikirleşiyorum. Fikirleşin ki yumurtayla spermi mayalandırdınız. Biz onu 3 gün, 5 gün özümüz nezaret ediyoruz. Sonra uşağınızı size gaytarıyoruz. Siz bunu özünüzle doğurabilirsiniz, kesir de olabilirsiniz. Genelde sorulan sorular bu. Ama işin açıkçası neden süni mayalanmadan sonra olan hamileliklerde kesir önde gidiyor? Hastalar istiyorlar ki işlerini çok çok garantiye alsınlar. Aslına bakarsanız normal doğum da garantili bir yöntem doğurdu. İşin açıkçası. Bizde biraz daha çoğul hamilelikler artıyor. İkizler artıyor, üçüzler artıyor. Bunlar da oluyor. Bizim hamilelerimiz, demin de sizin kaydettiğiniz gibi biraz daha ileri yaş hamilelikleri. Hı hı. Ve ileri yaş hamileliklerinde de tazyik, şeker bu tip problemler de çok oluyor. Hamilelik ve hamileliğe eşlik eden problemler de yanaşı oluyor. Doğru. Bu süni mayalanmanın öz fesatı değil. Hastanın yaşı. Ondan dolayı da bu tip hastalarda kesir oranı biraz daha fazla. Ama normal süni mayalanmayla hamile. Yani hekimin gösterişi yoktursa, keysəriyyə əməliyyatına getməkdənsə, yani normal doğuşu deyə bilərlər. Eğer ki ekstra bir gösteriş yoksa, hı-hı. normal yolla da doğum yolunu yapabiliyorlar. Bunu çok yaxşı vurguladınız. Çünkü burada yaş faktoru esas önemlidir. Hatta ben elə kadınları tanıyıram ki, hekim onlara məsləhət görüb ki, sən çok incəsən, balacasan, dürüm biraz büyüktür, sen daha yaxşı olardı ki keysəriyyə əməliyyat edin. Ama ana ısrarla deyib ki, yox, mən təbii doğuşdan dünyaya evlad gətirməsin. Evet, evet. Bu sırf artıq ananın özlərinə belə deyək də bu məsuliyyət qoyulur. Və ən büyük
Mənə elə gəlir ki, bizim üçün, biz qadınlar üçün ən böyük sevindirici hal bu odur ki, hamilə qalmadan öncə biz dünyaya sağlam övlad gətirə bilərik. Və bu da bizim dəyərli hocamızın sayəsində ola bilər. Çünki süni mayallama madam ki, artıq baş vururuqsa və toplanılan yumurta hücərləri və yaxud da ki, hazır embrionların içində ən sağlamı, ən gözəli, ən belə deyək də, həyata tutumlu olanını seçərək və artıq transfer olunur. Daha bir aydan sonra isə bir ay mı olur? Nə qədər olur? 12 gün sonra anlaşılıyor hemen test. Evet. Ay, en zor olur. 12 gün beklemek. Hastalar zor bekliyor tabii. Mən çox böyük bir məmnuniyyət hissi duydum həqiqətən də sizi bugün bizimlə bərabər görməyəm. Volkan hoca, sizin sol yolunuzu səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki keçən dəfə də danışılanda sizin haqqınızda çox şeylər eşitdik. Var olun, nə yaxşı ki, varsınız və sizin simanızda bütün təcrübəli və peşəkar həkimlərimiz var olsun. Çünki nə qədər insanlara bu sevinci bəxş eləmişsiniz. Bayaq əslində təşəkkür elədim və bilirəm ki, yüzlərcə, minlərcə belə ailələr var. Yeri gəlmiş ki, bir anons edək. Bugün axşam bir canlı yayım olunacaq, eləmi? Evet. Instagram vasitəsilə. Instagram canlı yayında saat bugün 5-in yarısı. Aha. Yetişə bilsəm, bəlkə mən də qoşularım. 5-in yarısında Volkan bəy, bən inşallah bir canlı yayında bütün sualləri cavablandırmaq. Sizin səhifənizdə olacaq, eləmi? Bizim səhifəmizdə Aksana Hanım'ın öz sayfasında, Aksana Slova'nın öz sayfasında da olacak. Bir de bu 9 ay çeken mücize ekibi var. Hı-hı. Onların da sayfasında olacak. Ne güzel. Bizi siz izlemeye devam edin diyorum ben. Doğrudur. Birbirimize kömək eləyək. Övlad təsiratıyla yaşayan insanlara kömək eləyək. Bu dəyərli həkimlər bizimle bərabərdir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzində hər bir ailə yaxınlaşıb və bu problemlərə son qoyaq bərabər. Biz də bu işdə sizə kömək olmağa hazırıq. Sizin özünüzə can sağlığı arzulayıram. Hər zaman sağlam olun, bizimlə olun. Sizə çox böyük bir ehtiyacımız var. Dəyərli izləyicilərimiz, sabah biz nələrdən danışacaq? Proqramımızın qonaqları kim olacaq? Gəlin anonslarımızdan bilək. Salam Yaşam Ağıl bu dəfəki qonağı German Hospital'dan dəvətli uroloq həkim Murad Hüseynov olacaq. Oğlan uşaqların anına gəlmə cinsiyyət üzvlərinin anomaliyalarının müayinəsi və müalicəsi. Həftə içi 5 gün İctimai kanalda biz sizinləyik. Sabah da cümə gününə olan bu həftəlik yekun proqramımız olacaq. Ümidvaram ki, sabah da bərabər olacaq dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü proqramımız ümidvaram ki, yararlı oldu. Çünki çox dəyərli həkimlər bizim bugün proqramımızın qonaqları oldu. Çox sevincliyəm, çünki bu məsələ o qədər həssas bir məsələdir ki, ən əsası biz marifləniriksə, ən əsası doğru yolu tapa biliriksə, bu artıq başlanğıcın çox böyük bir işinin demək olar ki, uğurlu bir nəticəsi ola bilər. Çünki əgər cütlük varsa və bu istək, arzu varsa, sadəcə olaraq doğru ünvan, doğru həkim və nəticədə çox gözəl bir sevincli anlar və duyğular bəxş olunur. Allah hər kəsə bu sevinci, bu duyğunu hiss etməyə nəsib etsin. Bir daha hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Sizinlə yenidən görüşmək istəyərəm digər mövzularla bağlı. Sonda təşəkkürlərim olacaq estetik gözəllik salonuna, Liza Butika, sizə dəyərli izləyicilərimiz. Bugün o qədər zənglərimiz oldu ki, çox təəssüf ki, onların hamısını qoşa bilmədik. Amma yenə də hər hansı bir məlumata ehtiyacınız olarsa, yardıma ehtiyacınız olarsa, mən də bu işdə sizə yardımcı olmağa çalışaram. Mənim rəsmi Instagram səhifəmin direktinə yaza bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, həyata tutunun, həyatı sevin, yaşamağa dəyər və gözəl duyğularla yaşayaq ki, istədiyimizə də nail ola bilək. Sağ olun.